Ali Gelincik. Şimdi burada enkaz yıkıldıktan sonra yağmur yağdı bir iki gün. Onu biz yetkililere söyledik. Yetkililer işte sırayla sıraya koyacaklar. Hangisi acıysa ona göre yıkılacak. Biz çıkarmayacaklar bildiğiniz bir şahsı şey tuttuk, iş makinesi tuttuk. Günlük yeme 12 bin lira. 65 bin lira falan para verdik. Bir 2-3 ton kadar çıkarttık. Ama altında da tabii parçalanan vardı. Yaş gelen, kar erimişti. Yaş gelen, heder olan vardı. Çoğunu çıkaramadık. Ne bir can kurtarabildi, hiç kimse, hiç bir yetkili yoktu. Ne belediye, ne jandarma, ne yetkili biri yoktu. Nereye? Arkabalarımız hepsi sağdı. Kurtarmadıkları için, kimse yardım gelmedikleri için hepsi birer birer öldüler. Onun için şimdi canı kurtarmayan bir yetkili, bir devlet yapısı şeyi kurtaramaz. Yani Adıyaman'da herkes şahittir. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor diyor, hakkınızı helal edin. Bir canlarımızı yerine koysun ki o zaman hakkımızı helal edelim. Yani bunun bedeli öyle küçük bir üzür dilemeyle olmuyor. Onun için giden canları bizi çok etkiledi. Mal bizi çok etkilemedi. Evet, bu da bizim anın terimizdi, umudumuzdu, emeğimizdi. Bundan sonra bununla geçineceğiz ama ne yazık ki bunu da doğru dürüst kurtaramadık. 6-7 gün bir iş makinesi çalıştırdık. Sabah 6'dan 10'a kadar 65 bin lira para verdik. Kurtardığımız tütün ancak ki iş makinesinin parasını ödeyebildi. Bırakın bunları, şimdi bu kurtardığımız tütünü de hangi piyazarda, hangi piyasada satacağımıza şaşkınız. Çünkü devlet bunun ismini sistem şey koymuş, kaçak koymuş. Hukuki olarak neresi kaçaksa, mesela bu gördüğünüz alan bizim baba ve ata topraklarımız. Bizim, biz yerliyiz, buradayız. Yıllardır bu ekiliyor ama son zamanlarda 2017'de birleşerek üreticiye danışmadan bir yasa çıkarttılar. Kaçak. İşte cezası bu kadar, yakalanırsa bu kadar. Oysa ki mesela kaçak olmayan, işte yerli ve milli dediğimiz şey budur yani. Bu bizim babalarımızın toprağı ve burada yıllardır bunu üretiyoruz. Bırakın yardım etmeyi, engel olmasınlar yeter. Bunun satışına engel olmasınlar yeter. Kaçak stadyosuna koymasınlar yeter. Bizi rantçılara, fabrikatörlere, fabrikasyonlara, karterlere mahkum etmesinler, onlara muhtaç etmesinler yeter. Yani gölge yapmasınlar, engel olmasınlar yeter. Yani 10 ay çalıştık çocuklarımızla. Bir de normalde bunun ticaretini de yapıyorduk. Arkabalarımızın, komşularımızın da tütünü almıştık, buraya koymuştuk ki satak parasını vererek. Yani buradaki mal sadece bana ait değil. 5-10 evin emeği buradaydı. Kurtaramadık. Hepsi hader oldu gitti. Tabii ki bir doğal felakettir. Ama yetkililerin bize sahip çıkmaması, canlarımıza sahip çıkmaması, duyarsız kalması en büyük felaket, en büyük deprem aslında beynimizde ve yüreğimizde yarattı. Oydu yani. Bizim unutmayacağımız sahipsizlikti, çaresizlikti. Bunu unutmayacağız. Bu bizi etkiledi. Devletin sistemi ve buna hazır olması lazımdı. İlk 3 günde Adıyaman'da hiç kimse gelmedi. Hiç kimseyi görmedik. Resmi bir plak araba görmedik. Sadece Urfa, Diyarbakır, Van işte gıda maddesi gönderdi ve hemen yaraların sarılacağına bir umut yok.